أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم صدق الله العظيم سادق الطلاب Bugün Arapça 9. sınıf dersimizin 2. bölümünde tekrar birlikteyiz. Geçen bölümümüzde 11. sayfamızı bitirmiştik. Bugün inşallah 12. sayfamızı bitirmeye çalışacağız. Bugün 12. sayfamızı işleyip bitireceğiz inşallah. Rabbü Teala'nın izniyle. Şimdi bu 12. sayfamızda bulunuyoruz. 12. sayfamız sevgili öğrenciler gördüğünüz olduğunuz bu rakam. Bu rakam 12. Bu sayfa numarasını gösteriyor. El-vahdetul-ula, birinci ünite. Evet, birinci ünitede ikinci alıştırmadayız. Görmüş olduğunuz bu rakam ikinci veya iki rakamıdır. Ee, i̇stemiye bizden ne istiyor ikinci alıştırmada? Ne yapmamız isteniyor? Bu cümleyi okuyup tercüme etmeye çalışalım inşallah. istemiyor ile tegharatil atil Vekra'ha thumme fi defterik. İstemi'u dinne emri hazır. İla ile birlikte kullanılıyor. El vekaratil paragrafları dinle. El atiyeti aşağıdaki paragrafları dinle. Evet aşağıdaki paragraflar burada bir sıfat tamlaması var. Yine sıfat mevsuf. Evet. Vekra'ha onları oku füm ha fi defterik sonra defterine yaz. Şimdi buraya döndüğümüzde burada sıfat tamlaması var dedik. Neydi sıfat tamlaması? Sıfat ve mevsuhtan oluşurdu. Peki hocam siz demiştiniz uyumlu olacaktı adet olarak da burada cemi gelmiş burada müfret tekil gelmiş burada acaba neden böyle geldi? Burada el fekarat gayri akilin cemisi yani akılsız bir şeyin akılsız bir varlığın cemisidir. Gayrı akillerin cemisinin sıfatı müfret ve müennes gelir sevgili öğrenciler. Evet müfret ve müennes gelir. Bundan dolayı müfret geldi. Yani cemilik bakımına uymadı. Ve ha yine es, e, emri hazır. Ha ve ha onları oku. Buradaki ha yine nereye gidiyor sevgili öğrenciler? El fekarat paragraflara gidiyor. Yani onları oku derken onlardan kasıt paragrafları oku. Evet. Tümme sonra uktubha ha onları yaz. Yani yine buradaki ha paragrafları kastediyor. Paragraflara gidiyor. Yine müfret müennes gelmiş. Bakın burada yine müfret müennes zamirler. Fi defterik defterine yaz. Burada defteri ne? Yani bu anlamını veren nedir sevgili öğrenciler? burada defterini veren K zamiri. Evet. K zamiri. Bu senin anlamını verir. Peki mühendisler için nedir? Yine mühendisler için de K'dir ama onun harekesi K'dir. Yani senin anlamı. Kalemu K. Senin kalemin kitabu ke. Kitabu ke. Senin kitabın. Muallimu ke. Senin Öğretmenin gibi vesaire örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Sevgili öğrenciler, şimdi bakalım bu paragrafımıza, paragraflarımıza, ee, biz ne diyor? Önce bunun Türkçe'sini yazalım buraya. Ders işleme formatımızdan çıkmayalım. Aşağıdaki hemen klavyemizi değiştirelim. Sevgili öğrenciler, evet, aşağıdaki evet, paragrafları oku, dinle. Evet, dinle ve onları oku sonra defterine yaz. Evet. Bizden önce okumamızı istiyor, dinlememiz istiyor. Daha sonra sizin okumanızı istiyor. Daha sonra defterimize yazmamızı istiyor bu paragrafları tabi anlamlandırarak. Ben şimdi bu paragrafları hızlı bir şekilde okuyorum. Ee, dinleyelim. İsmi Ayşe. Ana talibatu'n cedidatu'n tisaniyeti ve ana talibatu'n fi's safi't tası'a. أنا أحب مدرستي، اسمي محمد أنا طالب جديد في الثانوية وأنا طالب في الصف التاسع ج، أنا أحب مدرستي. دير براهمز هذه صديقتي نور وهي طالبة في الصف التاسع ب، هي أيضا تحب المدرسة كثيرا. دير براهمز، هذا صديقي فاروق وهو طالب في الصف التاسع د. Huve medrasete Evet bu paragraflarımızı okuduk. Şimdi tercüme etmeye çalışalım. İsmi Ayşe. ismi Ayşe. Ene talibe tun cedidetun. Ben yeni bir öğrenciyim. Bakın çocuklar, öğrenciler. Burada da ne var yine? Sıfatlamaması var değil mi? Talibe cedidetun. Yeni bir öğrenci. Bakın. Uymuş değil mi? Müennes. Aynı zamanda Ayşe olmasından dolayı müenneslik alameti T gelmiştir. Evet, teknis taası yani müenneslik T'si dediğimiz bu yuvarlak T müennes olduğunu gösterir bize isimlerin, kelimelerin. Evet, ene talibetun cedidetun. Ben yeni bir öğrenciyim. Fis saneviye lisede ismim Ayşe. Ben lisede yeni bir öğrenciyim. Ve ene ve ene ve ben talibetun bir öğrenciyim fit tasi'i e ben 9 a sınıfında bu ''de'' da anlamı veriyordu önceden söylemiştik ben 9 a sınıfında bir öğrenciyim ben uhip bu ene uhip bu medreseti ben ene ben uhip bu severim seviyorum medraseti okulumu. Bakın öğrencilerim burada yine mütekerlim yası benim anlamında olan mütekerlim yası geldi. Ben okulumu seviyorum. Evet. Bunun hemen Türkçesini yazalım sevgili öğrenciler. İsmim Ayşe. Ayşe. Ben Lisede yeni bir öğrenciyim. Ben lisede yeni bir öğrenciyim. Evet. Burayı biraz fazla yazmışız. Öğrenciyim. Evet. Ben 9A sınıfında öğrenciyim. Ben 9 A sınıfında bir öğrenciyim ben okulumu ben okulumu seviyorum ben okulumu seviyorum Evet bu da bu şekilde bitirmiş olduk buraya geçtik İsmi Muhammed İsmim Muhammed. Ene talibun cedidun fithaneviyeti. Ben lisede yeni bir öğrenciyim. Sevgili öğrenciler burada gördüğümüz gibi bak müenneslik taası yok. Neden yok? Çünkü müennes diye bunu konuşan erkek bir öğrenci müzekkerlik alameti nedir? Müenneslik taasının olmamasıdır. Bu erkek bir öğrenci olduğu için Sonunda T yok. T olmuş olsaydı müennes burada olduğu gibi müennes olurdu. Bu erkek olduğu için T yok. Ben lisede yeni bir öğrencim. Ve ene talibun fi sabbit C. Ben 9 C sınıfında bir öğrenciyim. Ben uhip bu medreseti ene uhip bu medreseti ben seviyorum medreseti okulumu. Hemen bunun da tercümesini yazalım. İsmim Muhammet ben lisede yeni bir öğrenciyim. Ben 9C sınıfında ben 9C sınıfında bir öğrenciyim. ben okulumu seviyorum. Bu paragrafımızda bu şekilde sevgili öğrenciler burada söyleyeceğimiz konu dediğimiz gibi müzekker olduğu için herhangi bir tenis tahtası almadı. Evet, sıfat mevsuf. Burada sıfat mevsuf yeni bir öğrenci derken bakın uyumlu geldi. Müzekker müzekker olarak geldi. Diğer paragrafımıza bakalım. Havi sadikati nur. Bu arkadaşım nur. Bu arkadaşım nur. Evet. Ve ye talibetun fi saffi tasi'i b. O 9B sınıfında bir öğrencidir. Hiye eydan tuhibbul medrasete kethiran. O da, o da okulunu seviyor. Biraz cümle analizi yapalım. Hadihi bu sevgili öğrenciler. Bu anlamındadır. İşaret ismidir. Türkçemizde var ya bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar bir şeyi işaret ederken. Burada müennes müfret bir ismi işaret ederken kullandığımız işaret ismi hadihi. Bakın hemen buraya atlayalım. Müzekker bir ismi işaret ederken, müzef, müzekker müfret bir ismi işaret ederken hazayı kullanıyoruz sevgili öğrencilerim. Hazihi sadiqati nur. Bu arkadaşın nur. Ve hiye talibetun o. Bakın zamir, müzekker, müennes olduğu için hiye geldi. Bu da şahıs zamiri. E, detaylı olarak işleyeceğiz bunları. Burada bakın huve o. Bu da şahıs zamiri. İşaret ismi müennes, müfret müennes. hazihi geliyor. Müfret, müve, e, müzekker işaret ismi için haza geliyor. Zamirler için ise, şahıs zamirler için, e, için müennesler için hiye müzekker müfret müzekkerler için Huve geliyor hemen bunu bitirelim ee, bu arkadaşım Nur Nur ee, o 9b sınıfında bir öğrencidir o 9B sınıfında bir öğrencidir. O da okulunu seviyor. O da okulunu seviyor. Evet sevgili arkadaşlar. Buraya gelelim. Burada o da dedik. Bakın sevgili öğrenciler. Hiye eydan. Bu eydan da de ben e, arkadaşlarım sinemaya gittiler. Ben de gittim. Bakın ben de. Hani ayrı yazılan bir de var ya Türkçemizde. Buradaki eydan o eydan e, o da e, sesini veren e, dedir. Hiye eydan o da o da okulunu seviyor. Bakın ayrı yazdım burada ben özellikle. O da Evet buraya geldik hemen sevgili öğrenciler. Ha ve sadiqi Faruk. Bu arkadaşım Faruk. Bu arkadaşım Faruk. Ve huve talibun fi saffi tasi'i de. O 9D sınıfında bir öğrencidir. O 9 D sınıfında bir öğrencidir. Huve yuhibbul medresete kethiran. O o okulu çok seviyor. O okulu çok seviyor. Evet. Bu paragrafımızı da bitirdik. Sevgili öğrenciler. Aşağıda ise Merhaben lisaneviye Merhaben lisaneviye Liseye hoş geldin veya liseye merhaba e, Liseye merhaba diye iki yazımız var burada. Bunun tercümesini de zaten önceden yapmıştık. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet diyorum. Fi emanillah ilel liqa'i inşallah.